Şimdi arkadaşlar state kavramına başlayalım. State ise diğer önemli kavram. Props'u gördük. Bir de state var. Zaten props ve state bu veri yönetimi için kullanılan iki yöntem arkadaşlar. Bunlar birbiriyle de iç içe de kullanılıyor. Konuşacağız bunları. Props neydi? Kafanızı hiç karıştırmadan. Birçok React geliştiricisi ilk öğrenme aşamasında bunları çok karıştırır. Yani hangisi hangisi orada bir yalpalayabiliyor. Bakın props ne biliyor musunuz? Props bir komponentten diğerine taşınan data. Bu kadar. Props'u bu kadar şekillendireceğiz. Data bu arada event de olabilir. Onları konuşacağız. Yani bir komponentten diğerine bir şey taşımak istiyorsunuz. Bir değişken taşımak istiyorsunuz. Fonksiyon taşımak istiyorsunuz. Event aslında o. Dedim ya en başta. Fonksiyonlar da bir değişken. Kısacası props bir komponentten diğer komponente data taşıma yöntemi bu kadar. State ise bir komponentin datasıdır. Yani siz bir komponente özel bir data tutmak istiyorsanız onu state ile sağlıyorsunuz. Kısacası örneğin kategori list. Kategori listin datası kategori komponentinin içerisinde lazım. Örneğin ben bu uygulamanın içerisinde herhangi bir yerde bu kategori listi bir daha kullanmayacağım. Yani bu data tek bir data ve bu data tamamen kategori komponentinin datası. İşte bu noktada ben bu datayı yani o kategori datasını şöyle çizeyim. Burada da bir de güzel çizseydim iyi olurdu. Bu kategori datasını şöyle bir app'm var ya, bu benim app'm. Pembeyle çizdiğim app. App'den de taşıyabilirim. O zaman app'den buraya props'la taşıyabilirdim. Ama yok, ben bunu kategorinin içerisinde direkt tutmak istiyorum. Herhangi bir yerden taşımak istemiyorum. Ayrıca bu şey için de önemli yani. İlgili datayı ilgili yerde tutmayla da alakalı önemli bir husus. İşte bu noktada karşımıza state geliyor arkadaşlar. Hadi gelin state'i konuşalım. Bu noktada kategori liste geldim. Şuradayım ve state'i oluşturmanın yöntemi. Az önce size göstermiştim ya, direkt bir constructor oluşturmuştum. Yeni React'le beraber artık o ya bir önceki gibi şöyle constructor onu da göstermiş olayım. Bir daha göstermiş olayım yani. Ya constructor'ın içerisinde şöyle props'u geçip burada süper'e yani süper dediği extend edilen komponent şu yani. O zaman props'a sahip olmuş oluyorsunuz. Artık default olarak direkt ekleniyor zaten. Burada state diyerek şöyle state nesnelerinizi oluşturabilirsiniz. Bu birinci yöntem. Yani ikisi de aynı şey zaten. Şöyle bir format dokümanı yapayım daha iyi olacak. Evet. State nesnesi. Mesela state'in içerisinde ben geliyorum. Sayı diye bir şey istiyorum. Ya da counter diyelim ya. İngilizce tanımlayalım. Niye İngilizce tanımlıyorum? Ben bunu birçok eğitimimde söylüyorum arkadaşlar. İngilizcelerini kullanıp Türkçelerini de kullanmaya çalışıyorum. Gerçek hayatta projelerde, profesyonel projelerde kullanılan dil İngilizcedir. İsimlendirme dili İngilizcedir. İngilizce bilseniz de bilmeseniz de İngilizcedir. Yani bu şekilde oluşturulur. Nedeni ne? Türkçeyi sevmediğimizden mi? Hayır. Ben dilimi seven ve dilimi doğru kullanmaya özen gösteren bir kişiyim. Fakat Türkçe çekimli bir dil olduğu için isimlendirmeler için uygun olmuyor. Örneğin bir fonksiyon yazdığınızı düşünün. Müşterileri getir. Veya ürünleri getir. Bakın bunu İngilizce'de nasıl kullanırız? Get customers, get products. Yani ikisi de get ile başlıyor bakın. İşte bu isimlendirmeler profesyonel ortamlarda metotlara hızlı erişim ve metotlar için regular expression oluşturmak adına çok önemli. Size bir örnek vereyim mesela. Get ile başlayan bütün fonksiyonlara loglama altyapısını ekle. Yani AOP denilen bir olay var.
Onunla hiç kodun içerisine girmeden dışarıdan kod enjekte ediyorsunuz. Ama get ile başlayanlara. Anlatabildim mi? İlk üç kelimesi, ilk üç harfi get olanlara gibi. Yani Türkçe'de hani o fiilin çekiminden dolayı bizim için işler zorlaşıyor. Buradaki counter arkadaşlar bir kod değil. Buradaki counter bir kod değil. Bir şey. Bir değişken ismi diyebiliriz. Şöyle. Bu noktada ben bu state'i kullanmak istiyorum mesela. Ne yaptı bunu? Burada tamam benim hatam. Uzun zamandır bu yöntemi kullanmadığım için arkadaşlar. Bir önceki videoda da bunu yaptım. Diz nokta state eşittir şeklinde. Şu şekilde bir tanım yapıyoruz. Peki ben bakın bu burada benim sayaç diye bir değişkenim var. Ve ben bunu kullanmak istiyorum. Hemen gelirim buraya. Bakın bunu kullanmanın yöntemi. H3 bir tane daha. Diz nokta state nokta counter. Yani sayaç. Bunun komponentin state'lerinden counter olan. Bakın zaten seçince şöyle şunlar şekilleniyor. Kaydettim. Bakın baktığımız zaman bir şey gelmedi. Niye gelmedi? Çünkü JavaScript kodu buraya yazdığımız zaman sürü parantezin içerisine almalıydık. Bakın o sayacı burada 1 olarak görüyoruz arkadaşlar. Yani bu şeyin, bu komponentin datası. Bu noktada arkadaşlar şöyle ben bunu sadece örnek olsun diye verdim. Ben kategorileri burada oluşturmak istiyorum. Şöyle ki diyorum ki categories 2 nokta. Bakın kategoriler benim için boş bir array'dir diyorum. Kategoriler benim için boş bir array'dir. Yani değeri içerisinde herhangi bir değer yok anlamına geliyor. İşte buranın içerisine artık ben bu array'in içerisine elemanlarımı ekleyebilirim. Örneğin bu obje notasyonu. Bakın 2 obje. Bakın 3 obje. 3 tane obje ekledim. Buraya geliyorum. Diyorum ki kategori id ise 1 olan kategori name'e örneğin beverages. Beverage içecek demek. Bir API'miz var. API'de data böyle. O yüzden arkadaşlar böyle yaptım. Kısacası şunu da silip onun yerine bunu kopyalayıp biz bu datayı şöyle oluşturabiliriz. Bakın ikinci datayı da böyle oluşturdum. Şöyle format document diyelim ki bunları daha rahat okunaklı hale getirelim. Örneğin kategori ID'si 2, kategori name'i ise condiment. Bunlar kod değil, bunlar zaten string. Biri içecek, diğerinin Türkçesini bilmiyorum. Condiment olarak oluşturdum. Şimdi önemli bir kısım başladı. O da ben bu state datasını buradaki list grupta nasıl kullanacağım? Şöyle ki arkadaşlar, burada bakın biz elle yazmışız 5 tane. Bize bunların bir tanesi yeterli. Şimdi ben bundan 5 tane oluşturacağım. Peki bunu nasıl yapacağım? İşte burada karşımıza JavaScript bilgisi geliyor. Şöyle ki şurada şimdilik bunu yazayım, list grubu alacağım sonra. Yani süslü parantez açtım. Bu ne demek? Ben burada JavaScript çalıştıracağım demek. Yani şu list grubu kaç kere çalıştırmalıyım? Eleman sayısı kaçsa. Şu an 2. Ama başka zaman veri tabanından alıyorsak API'den o 3-5 de olabilir. 10'da, 100'de, 1000'de olabilir. Dolayısıyla ben sayının ne olacağını bilemem. Ama ne yapabilirim? Ben onu bir döngüyle gezebilirim. Diz nokta state nokta categories nokta map arkadaşlar. Peki nedir bu map? Map fonksiyonu çok önemli bir fonksiyondur arkadaşlar. Bir döngüdür. Yani listenin eleman sayısına tek tek döner. Fakat en sonunda yani o döndüğü elemanların tamamını yeni bir nesne yapıp yepyeni bir array döndürür. Ama ben burada sadece
bir döngü gibi çalışmasını istiyorum. O yüzden map çok önemli arkadaşlar. Map ile ilgili ilerleyen zamanlarda yine kullanımlar olacak. Pardon. O zaman bunu kullanacağız. Burada kategori. Her bir kategori için demek bu. Burada lambda. Yani dön. Şimdi bunu dönecek ya. Kategoriyiz. Tek tek dönecek. Şunu döndü. Bu objeye ben isim uyduruyorum ki elemanlarına erişebileyim. Kategori demek. Yani şu bir kategori. İkinci döngüde kategori bu oluyor. Yani kategori benim için döngün, listenin, array'in her bir elemanı anlamına geliyor. Bu noktada bir şöyle parantez açıyorum. Ve burada arkadaşlar şuradaki list grubum vardı ya. Onu şöyle alıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Şöyle format document dersek daha güzel olur. Yani ne yaptım arkadaşlar? Kategoriyi map döndür. Her bir kategori için bir tane list group item oluştur diyoruz. Şimdi bakalım ne oldu? Bakın iki tane crash justo audio diye bir şey yazdı. Niye? Çünkü biz burada sabit bir ifade yazdık. Şöyle onun yerine yine bir JavaScript yazacağım diyorum ben burada. Çünkü bu başka bir şey. Yine bir JavaScript yazacağım. Bakın bunun başlangıç yeri, kategorinin başlangıç yeri burası, bitişi burası. Yani ben burada o kategoriye erişebilirim. Kategorinin hangi özelliğini? Kategori name'ini. Ctrl S ile kaydettim. Çalıştırdım. Bakın geldi elemanlar. F12 yapıyorum. Bilerek yapıyorum. Hata olacak burada. Bakın bir hata verdi. Hata veriyor daha doğrusu. Çalışıyor ama hata veriyor. Bir hatalı durum var. Diyor ki each child in a list should have a unique key prop. Yani her bir child'ın, her bir elemanın bir key değerine sahip olması gerekiyor diyor arkadaşlar. Ben bu noktada şu list group item için arkadaşlar bir tane de key diye bir değişken oluşturacağım. Yani şurada şöyle geliyorum. Key diyorum. Bakın eşittir. Burada bir JavaScript kodu şeyi daha. Kategorinin kategori ID'si. Diyeceksiniz ki nedir bu? React performans amacıyla sana şunu diyor. Her bir elemanı diğerinden ayıracak ve eşsiz olacak bir ID ver. Her bir elemanla böyle döngüler yaptığın zaman. Bunu yap ki ben işte o sanal DOM'da bir değişiklik olduğunda hızlıca kendi bir algoritmam var. O algoritmaya göre ben o olayı iyice daha hızlı şey yapayım. Yakalayayım diye. Bakın F12 yaptığımda artık herhangi bir hata kalmadı. Demek ki key kavramı da tam olarak bu işe yarıyor arkadaşlar. Bu dersimizde sizinle state mantığını öğrendik. State'i bu şekilde oluşturuyoruz. Ve onu istediğimiz gibi kullanabiliriz. Bu bir array olduğu için ben bir map kullandım. Map ile her bir elemanımı tek tek kullandım. Bu noktada arkadaşlar şöyle bunu buradan kesip şöyle geliyorum. Şu constructor'ımı siliyorum. Bunu hiç böyle dizi falan kullanmadan. State diyorum. Ctrl S ile kaydediyorum. Bakın yine çalışıyor. Yani o constructor'a bir şey değiliz. Constructor'a gebe değiliz tabiri caizse. Bu noktada bizim için bu kullanım oldukça kullanışlı ve daha güzel. Bu da yeni bir özellik. O yüzden bunu özellikle gösterdim.